Şimdi uluslararası iş kültürünü incelerken dünyayı ikiye bölmüşler. Birincisi Doğu, ikincisi de Batı. Batı mantıklıdır, dürüsttür, dakiktir, sözünde durur ve kurallara uyar. Doğular için de bunun tersi bazı klişeler geliştirilmiş. Bunlara örnek vermek gerekirse, Doğu'yla iş yapmak isteyen insanlar öncelikle iş yapacağı insanlarla dostluk kurmaları gerektir. Ama Batı için bu önemli değildir. Batı'daki firmalarla siz hiç birbirinizi görmeden, yüz yüze gelmeden elektronik posta yoluyla da iş yapabilirsiniz ya da telefon mesajlarıyla iş yapabilirsiniz ama Doğu grubunda iş yapabilmek için kesinlikle o ülkenin yani o insanlarla bir dostluk kurmanız gerekir. Çünkü Doğulara göre iş ancak güvenilir insanlarla yapılabilir. Güvenilir olduğunuzu anlatmak için de o insanların da dostluğunu kazanmanız gerekir. Hatta şöyle bir şey daha vardır. Batılılar der ki iş şirketle yapılır. Doğulular der iş insanla yapılır. Ve Doğulularla bir işe başladığınız zaman eğer elemanınızı değiştirirseniz her şey yeniden başlar. Onun için Doğuluların daha duygusal olduğu söylenir. Doğrudur da. Batılılar bu konuda daha mantıklı davranırlar. Batılılar konuşurken çok yakın durulmasından, özellikle o kişisel alanın geçilmesinden çok hoşlanmazlar. Doğulularla iş yaparken özellikle Akdeniz insanları olsun, Orta Doğu insanları olsun, Latin Amerikalılar olsun, onlar dokunmayı, omuzuna vurmayı, koluna girmeyi seven insanlardır, yakın insanlardır. Batılılar da toplantılarda hemen konuya girilir. Ancak Doğulularla yapılan iş toplantılarında önce bir sohbet edilir, toplantı hazırlık bir sohbeti yapılır, ondan sonra konulara girilir. El sıkışırken Batılılarda göz teması çok önemlidir ve bazı ülkelerde kuvvetli el sıkışma gerçekleştirilir. Ancak Doğulular kuvvetli el sıkmayı biraz kendilerine karşı bir üstünlük gösterisi gibi gördükleri için çok hoşlanmazlar. Batılılarda tabakta yemek bırakılmaz. Ancak Doğulularda tabakta kesinlikle bir miktar yemek bırakılması daha doğru olur. Doğulularda verilen hediye asla açılmaz. Ama Batılılarda verilen hediye hemen açılır, orada bakılır. Batılılar görüşmelerde rahatlıkla hayır diyebilirler. Bu işin gereğidir. Ancak Doğulularda hayır demek nezaketsizlik olarak kabul edildiği için görüşmelerde hiçbir zaman size hayır denmez.